Merhaba Ege Üniversitesi Televizyonu'nun değerli izleyicileri, bir sportar programıyla daha ben Feridcan Özbek, Kaan Şimşek'le birlikte karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bayram tatili sebebiyle karşınızda olamamıştık. Bu hafta derbiyle karşınıza dönüyoruz. Kaan, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorsun haftanın en önemli maçı Beşiktaş'la Fenerbahçe arasındaydı. Evet. Hakemin bu güzel oyunun önüne geçtiği karşılaşmada kazanan 3-2 ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Fenerbahçe'yi Simon Kjær ve Mario Gomez'in 2 golüyle mağlup ederken 8 maç aradan sonra bir derbi kazanmış oldu. Fenerbahçe'nin golleri ise Dusko Tosic ve Van Persie'den geldi. Tosic bu hafta da kendi kalesine atmayı başardı. Evet. Neler düşünüyorsun Kaan? Tosic konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. 2 gol attı kendi kalesine. Yani Van Persie ile yarışıyor resmen. Evet, Fernandao'dan çok gol atmışlar. Aynen, Simon Kjær'le ikisi. Çok fazla gol attı. Ya Fenerbahçe ileri alanda kaçırdığı çok fazla gol pozisyonuyla ya bu hafta yenilmeyi hak etti gibi. Aslında yani Fenerbahçe önceki haftalara bakınca hani Beşiktaş'ın daha böyle baskın, daha böyle ezici bir oyun oynayacağını varsayabilirdik. Ama Fenerbahçe aynen, bunun dışında özellikle Marković faktörüyle inanılmaz bir oyun ortaya koydu. Hani beklenmedik bir oyun ortaya koydu. Ama o son noktada işte Robin Van Persie yerine Fernandão'nun tercih edilmesi belki de Fenerbahçe'nin başını yaktı diyebiliriz. Çünkü inanılmaz goller kaçırdı. İki haftadır Vitor Pereira'nın Fernandão'yu alması, ilk 11'de Van Persie'yi yedekte bırakması biraz sıkıntılar yarattı. Yani Van Persie ele ki yedekten girip hemen gol atarak yani bir kendine bir nevi hani böyle kanıtlıyor ama işte biraz moraller bozuk gibi. Ya moraller bozuk. Bir de hani Van Persie maç öncesi Vitor Pereira biliyorsun hani başarılar diledi kulübedeki oyunculara, yayıncı kuruluşa yansıdı. Van Persie biraz tripli gibiydi. Tripli hani gibiydi, diğer tarafta da Quaresma var ama Quaresma hiç forma giymiyor. Hiçbir işe yaradığı da yok çocuğun. Ama Van Persie gibi etkili bir silahın kenarda beklemesi gerçekten Vitor Pereira adına çok büyük bir eksi. Bence maçı bu yüzden kaybetti Fenerbahçe. Aynen hani öyle. Ama son yıllarda şöyle bir durum da var. Hani genelde daha iyi oynayan taraf 11 kişi 11-11 onda Beşiktaş oluyordu Bilic döneminde. Ama hani bir şekilde kaybediyordu. Bu kez işler tersine dönmüş gibi. Hani Fenerbahçe oynadı. Beşiktaş tamamen işte bireysel beceriksizlik. Simon Kjær çünkü iki önemli hatayla takımın ilk bir anda 2-0 gibi başladı maç. Aynen. Böyle onu çıkaramadı Fenerbahçe. Yani yetişemedi. Nefesi yetmedi. Beraberlik şansında Van Persie biliyorsun harcadı. Harcadı değil. Şans artık hocam. Hani Fernandão da ilk yarıda Tolga'ya vurdu. Dışarı çıktı. Aynı benzer pozisyon. Van Persie atamadı. Bu galibiyet ne getirir Beşiktaş artık? Hani en son 3-2 yenmişti Olcay'ın son dakika golüyle Fenerbahçe'yi. Aynen. O günden beri ilk kez derbi kazanıyor Beşiktaş. Aynen. 8 maç aradan sonra ilk kez kazanıyor. Slaven Bilic döneminde derbileri küsmüştü bir Beşiktaş. Şimdi bu derbi bence şöyle bir şey var. Hani 3 büyükler kendi arasında yaptıkları maçtan sonra hani derbinin kazanılmasıyla beraber bir yönetim, bir camia böyle bir kendine geliyor. Yani bir böyle güzel havalar esiyor yani. Bu havayı arkasına alıp Beşiktaş hafta içi Sporting Lisbon'la da maçı var. Bence başarılı olabilir bu havayı arkasına alıp. Ve zaten liderliğe de çıktı. Yani liderliği daha uzun süre elinde tutabilir diye düşünüyorum ben. Bakalım milli maç arası da var önümüzdeki haftaki maçlardan sonra. Bakın Beşiktaş başarabilecek mi diyelim ve hemen hakemlere gelelim istersen Kaan. Hani geçen yıl da çok konuştuk bunu. İnanılmaz hatalar vardı. Halis Özkahya ve yardımcıları daha doğrusu yani çok net hani kayırma demeyelim de inanılmaz pozisyonları atladılar. Hani Ersan'ın çok net iki faulü atağa çıkarken rakiplerini kesti. Evet, orada lazım atmaması olsun. Hani çok net offside'ları kaçırdı. Hani ilk yarının sonunda Gökhan'ın ve Van Persie. Biri 30 santim, biri 39 santim geride. Ama hakem bunları offside bayrağı kaldırdı. Yani bunu sadece formaların benzerliğiyle şey olmaz herhalde. Hani Fenerbahçe'nin sırtıyla Beşiktaş'ın forması çok benziyordu. Hani ekranda bile karışıyor ama bununla kıyaslanamaz herhalde. Bir form düşüklüğü var. Yani var, bence de var. Yani özellikle mesela en son Cüneyt Çakır bayağı Avrupa'da, dünyada tanınmış bir hakemimiz. Onun yönettiği maçta da kararları çok tartışıldı. Galatasaray-Trabzon maçında çok evet, tartışıldı. Hı-hı. Ve zaten şey Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan, yok Merkez Hakem Kurulu'ndan şey 15 maçlık bir ona tatil verildi. Öyle ama bir Avrupa'da da Malmö Real Madrid maçına atanmış. Aynen. Ya bunlar Avrupa'da iyi ama bizim ligde ne oluyorsa artık. Çok dikkatsiz oluyorlar gibi. Yani Avrupa'da takmıyorlar çünkü mı acaba? Avrupa'da çünkü bir hata yapınca cezası daha üst seviyede, yani daha katı. Ya bizim ligde
pek önemsemiyorlar galiba. Ama orada da olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam gene bir Manchester United maçında, Manchester United Roma olmalı. Nani'yi yani topa müdahale etmiştin hani Manchester United formasıyla. Yani. Kırmızı kartla atmıştı o zaman da. İnanılmaz tartışıldı. Alex Ferguson falan çıldırmıştı. Çıldırmıştı. Ama Cüneyt Çakır hala maç yönetiyor. Şimdi Nani ile ligde karşılaşıyor. Evet, geçtiğimiz hani dün de Kasımpaşa maçından sonra Deniz Çoban, Rıza Çalınbay tam kendisini eleştirirken maç sonu yayınına katılıp işte hepinizden özür diliyorum. Sanırım hakemliğimin son dönemine yaklaştım dedi. Aynen öyle. İyi de yani çocuk oyuncağı değil ki bu. Milyon dolarlar dönüyor yani sonuçta. Türkiye gibi futbola bağımlı bir ülkeden söz ediyoruz. Hani sadece eğlence için olsa tamam hadi kardeşim sen de hata yaparsın falan diyebiliriz ama futbola bağımlı bir ülkede hakemlerin daha dikkatli olması lazım diyorum. Sen de katılıyorsun. Ben de katılıyorum. Kesinlikle yani katılıyorum. Çünkü... Ya özellikle o Kasımpaşa maçındaki Deniz Çoban'ın yaptığı hareket gerçekten hiçbir hakemin yapmayacağı bir hareket oldu. Ha da bırakacak yani, herhalde yani öyle bir şey cüret bence, edemez çoğu kişi. Zaten şöyle bir şey var. O hareketi yaptıktan sonra bilmiyorum Merkez Hakem Kurulu nasıl bir ceza verir, ceza verir mi? Ne yapar bilmiyorum. Yani bakalım artık. Diliyoruz ki bu hakem camiası da kendisine gelir diyelim ve evinde ilk kez kazanan Galatasaray'a geçelim. Son şampiyon evinde tutuk başlamıştı sezona. Üst üste mağlubiyetler, beraberlikler alıyordu ki Podolski ve Umut Bulut'un golleriyle 2-1 kazanmayı bildi bu hafta. Gaziantepspor'un tek sayısı da Muhammed Demir'den geldi. Jason Dineyer demek istiyorum. Bayağı hani stoper diye aldı Galatasaray ama sağ bekte de harikalar yaratıyor çocuk. Yani. Neler düşünüyorsun? O çok büyük etki yarattı sanki bu galibiyetten. Aynen öyle. Yani özellikle yaptığı bindirmeler olsun. Yani hücuma yaptığı katkı, sağladığı katkı, ortaları, pasları, pas alışverişi, özellikle hiç temposunun düşmemesi. Yani genç yaşında zaten. Gayet çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Keşke kiralık olmasaydı. Ama işte böyle oyuncuları da Avrupa takımlarının bizlere bırakacağını zaten düşünmüyorum. Onun bu maçta farkı gerçekten belli etti, farkını belli etti. Şampiyonlar Ligi'nde zaten bir hani kıvılcımını yapmıştı. Evet, göstermiştik Atletico maçında. Devrede iyi bir şey yapmıştı. Çok iyi bir yani oyun sergiledi ve aynı tempoyu devam ettiriyor. Formunu devam ettiriyor. İnşallah daha üst seviyelere gelir. Keşke bizde kalsaydı, Galatasaray'da kalsaydı. Bakalım artık yani. Ama işte Manchester City. Hatta Dursun Özbek eleştirilen bir konusu da oydu. 30 milyon pound dediler bana Dineyer için falan demişti. O da çok eleştirildi. Ama yani işte Avrupalı yedirmiyor öyle söyleyeyim. Aynen. City geçen sene Celtic'e, bu sezon Galatasaray'a kiralattı. Bedavadan Şampiyonlar Ligi oynatıyor oyuncusuna. Türkiye Ligi için yani çok iyi bir kalite olabilirdi ya Dineyer. Ya tabii canım onu alır, alır inşallah Galatasaray da. Zor gözüküyor bu mali şartlarda. Biraz zor aynen. Tabii canım 30 milyon pound falan. Fair play şey, maddi fair play'den. Galatasaray o kadar oyuncudan ayrıldıktan sonra aslında iyi bir iş bu 2-1'lik galibiyete. Bence burada de kesinlikle hani çok iyi kötü bir Gaziantep karşısında bir puan daha kaybedilse İşler sarpa şöyle bir şey var mi? Yani bu hafta da puan kaybedilseydi zaten hafta yani bugün şey var, Astana maçı var. Bayağı yönetim olarak bu camiye bayağı bir sarsılabilirdi yani. Özellikle taraftarın baskısı artabilirdi oyuncular üzerinde. Ama bu galibiyet biraz kurtardı Galatasaray'ı ki güzel de oynadı diye düşünüyorum ben Gaziantep maçında. Burak Yılmaz'ın yokluğunda şimdi Umut Bulut forvette forma giyiyor. Maç sonu bir açıklaması oldu Umut'un. İşte ben kaçırınca saç baş yoldurdu. Dembaba kaçırınca işte zoru başardı diyorlar. Buna ne diyorsun ki? Umut Bulut sanki yani böyle ya, bir yani başarısızlığı var gibi kendisine şey vermiş. Ama şöyle bir şey var yani Dembaba yani kalitesini gösterdi. Umut da gösterdi. Umut da ben Umut'u gösterdi. Beğeniyorum açıkçası. Umut'u beğeniyorsun çok... da Umut'un yani gerçekten çok fazla gol kaçırdı. Yani pozisyonları çok fazla kaçırıyor. Panik oluyor işte o güvensizlikten ya. Bak o Fatih Terim olduğu zaman bam bam her maç atıyordu. Aynen yani. Öyle. Öyle bir şey vardı Umut'un ama şimdi bir güvensizlik var çocukta. Şöyle bir şey var. Burak Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi'nde parladığı sezon Umut da çok iyi oynuyordu. Ama işte gölgesinde kaldı. Golleri aynen, Burak gölgesinde atıyordu. Gölgesinde kaldı ama. Yani bu da onun bir şanssızlığı. Ve daha sonra hani Burak formunu düşürdü ama Umut da düşürdü. Yani yükseltseydi belki Umut ilk 11'de kendine yer edinirdi. İşte Türk oyuncuların mental problemi diyelim buna ve Trabzon'a geçelim. Trabzon lige çok flash başladı. Avrupa'dan elendikten sonra iyi bir başlangıç yapıp deplasmanı Beşiktaş'ı yenmeyi başardı. Galatasaray'a geçtiğimiz hafta kaybetti olaylı maçta. Bu hafta da Osmanlı Spor'a tam 45 dakika 10 kişi oynayan Osmanlı Spor'a Torje, Serdar ve Erdal Kılıç Arslan'ın golleriyle kaybetti. Trabzon'un tek golü Marco Marin'den geldi. Trabzon hani sürekli oyuncu sirkülasyonu olan bir takım. Biri geliyor, biri gidiyor. Ama gene mağlup oluyorlar. Yani ne hiç anlamadım ben de. Sen ne dersin? Trabzon'da yani çok fazla oyuncu sirkülasyonu olduğundan dolayı ya tam bir takım olamıyorlar bence. Yani tam bir takım olamadıkları için de böyle şok yenilgiler gerçekleşiyor. Ki yani 45 dakika 10 kişi kalan Osmanlı Spor'a karşı da yani
Gerçi Osmanlıspor'un evinde ama işte elinden gelenin en iyisini yapamadı. Ben maçı da izledim. Çok fazla şey hata vardı. Evet. Bireysel hata vardı. Bireysel hata da yani ne bileyim bu kadar yakalanmaması lazım. Sonuçta dediğimiz hani iyi para dönüyor olayı burada da geçerli. Yani adamlar kimsenin hayrı için harcamıyor paraları. Ama Trabzon'da bir bence yönetimsel sıkıntı var. Hatta yani biliyorsun Stephen Mbia geldi. Hani geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nin yıldızlarından, seviyeyi kazandıran oyuncularından biri. Hani plastik sandalyeye oturtmuşlar basın toplantısına, taraftarın imza gününde. Marco Marin geldi. Ya sağlık ocağına götürmüşler sağlık kontrolünü. Ben böyle bir şey uzun süredir yönetilemeyen bir olay görmedim. Hani para var, her şey yerli yerinde. Hani taraftarın tutkusu da var. Her ne kadar bazen yani çılgınlık yapsalar da bir taraftarın şeyi de var ama büyük bir yönetimsel başarısızlık diyorum. Diliyoruz ki Trabzonspor da toparlar diyelim ve istersen toparlaması lazım. Yani toparlaması da yani bu kadar geç kalmış olabilirler öyle söyleyeyim. Yani aslında geç kalmış olabilirler ama lige de yani öyle fena da başlamadılar. İyi yani ilk 3 hafta yani ilk 4 hafta 10 puan alıp ondan sonra işte aynen, bir Galatasaray mağlubiyetiyle beraber yine bir çöküş oldu gibi. Bakalım artık Erkan yani, Zengin aynen. O boş kaleye atsın o zaman. Hani şey az önce dediğimiz gibi Fenerbahçe Beşiktaş maçında dediğimiz gibi derbi maçlarından sonra sonraki haftalarda derbi maçının etkisi gösteriyor. Yani Trabzon'da çok oyuncu var ya. Ben o kadar oyuncu hani futbol menajer oyunlarında bile başarısız olunuyor. Çok bu gerçekte çok daha zor olsa gerek. Şota Hoca da sempatik adam. Ona da bol şans dileyelim ve sonuçları alalım istersen. Osmanlı Trabzon'u 3-1 ile geçip haftanın flash skorlarından birine imza attı. Galatasaray Gaziantepspor'u yenmeyi başardı 2-1. Akhisar 96'da Hugo Rodallega ile güldü. Torku Konyaspor Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 geçti. Antalyaspor'la Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Sivasspor 5. beraberliğini aldı bu skorla. Çok ilginç bir istatistik. Kasımpaşa Çaykur Rizespor'la az önce bahsettiğimiz hakem faciasının aynen ardından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ki Çaykur Rize'de namalup. Onlar da yenilgisi. Evet. Namalup gidiyor. 2 galibiyet 4 beraberliği ligin var. Ligin tek namalupu onlar diye aynen gidiyor. Evet. Bu hafta Fenerbahçe'de kaybedince öyle oldu. Kayserispor Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Bursaspor da Ertuğrul Sağlam'ı İstifaya davet edildiği maçta 2-0 kazandı. Hı, puan durumunda evet, çok yazık ya. Türkiye'de vefa kavramı pek yok maalesef. Aynen öyle. Hemen puan durumuna geçelim. Beşiktaş liderliği Fenerbahçe galibiyetiyle almayı başardı. Fenerbahçe aynı puana sahip ikinci sırada. Osmanlıspor ve Galatasaray 3 ve 4. sıradalar. 11'er puanları var. Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Trabzonspor da 10'ar puanla 5, 6, 7 ve 8. sırada. Düşme hattında ise Mersin İdman Yurdu. Tek puanı Galatasaray'dan alan, arenada Galatasaray'dan alan Mersin İdman Yurdu son sırada 1 puanla Gençler Birliği ve Eskişehir'de 16 ve 17. sıradalar. Haftanın maçı sence hangisi olur Kaan? Önünde fikstür var. Maç seç istersen. Haftanın maçı bence ya şöyle bir şey var. Çaykur Rizespor Bursa Spor demek istiyorum biliyor musun aslında? Renkleri benziyor. Yok Çaykur Rizespor çok başarılı gidiyor aslında ama ya Fenerbahçe Akhisar bence. Ya Akhisar bence pek şansı yok ama bakalım. Ya şöyle bir şey var, Akhisar çok iyi oynuyor. Ya Akhisar iyi de çok kapanıyorlar ya. Yani Aziz Yıldırım sanırım geçen hafta yapmıştı bir açıklama. İşte Anadolu takımlarının taktiği 1-9-1 mi? Öyle bir şey söylemişti. İşte 1-9-1 kaleci hepsi orta sahada bir tane de ileride adam. Ya da 1-9-0 olmalı. Yani ben ona katılıyorum biraz. Yani genelde Aziz Yıldırım'la pek şey değil. Yani ya katılmıyorum şey diyeceğim ama burada haklı bence. Ya Aziz Yıldırım haklı. Ama şöyle bir şey var yani. Kalite farkı var sonuçta Anadolu takımıyla. Üç büyükler arasında yani hani, adamların da yapacak bir şey kalmıyor. Hayır yapacak bir şey değil. Molde bizim şu takımlardan çok mu güçlü? Gelip Saraçoğlu'nda Fenerbahçe 3 atabiliyor. Hani bir taktikleri bir planları var. Hani önde presle afalladıp 3 tane atıp gitti adam. Yani bu kadar işte olay. Aynen, bizim takımlar bunu düşünmek yerine işte 90 dakika bam gün vuralım. Yıldızlarını sakatlama yönelik korkutalım ve maçtan yani bir şekilde puan alalım. Duran toptan atarsak gibisinden. Ama bütün Anadolu takımlarını karalamayalım. Yani bütün de. Hepsi değil de çoğunluğu diyelim. Yani evet. En az 10 tanesi böyledir. Buradan sayabilirim yani sana. Neyse zan altında bırakmayalım şimdi onları. Hemen fikstürü alalım. Önümüzdeki hafta Trabzonspor Torku Konya'yı ağırlıyor. Sivasspor Mersin İdman Yurdu. Gaziantepspor Osmanlıspor Gençlerbirliği Kayserispor Başakşehir Galatasaray Çaykur Rizespor Bursaspor Eskişehir Beşiktaş Antalyaspor Kasımpaşa ve Fenerbahçe Akhisar Belediye maçları oynanacak diyelim ve istersen PTT 1. Lig'e geçelim. PTT 1. Lig'de biliyorsun bu hafta gene kazanamadı İzmir takımları. Her zaman kazandı olduğu gibi.
Yani Altın Ordu onlar da kazandı. Onlar da kazandı. Onlar da sıfır. Ama iyi bir skor yani nispeten diğerlerine göre. Onlar için iyi bir skor olduğu için kazandı dedim. Samsun Spor yeni lider oldu. 1461 Trabzon 2 gol atıp liderliğe oturmuşlardı ikinci hafta sonunda. Ama şu anda işler istedikleri gibi gitmiyor. Samsun'a kaybedip ikinci sıraya düzeltiyorum. 6. sıraya gerilediler. Lider de Samsun Spor oldu. Göztepe'ye geçelim istersen. Göztepe bu hafta hani Balıkesir'i ağırladı. Kazanmasını bekliyorduk açıkçası. Hani Göztepe o taraftar isteği burada oynadılar hatta maçlarını. Kazanırlar İzmir'de demiştik ama oynandı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Balıkesir buna izin vermedi. Ne diyorsun Kaan? Göztepe ya şöyle bir şey var yani Göztepe gerçekten bu. Kazanabilirdi. Yani yakaladıkları pozisyonlar olsun. Yani harcadılar, resmen harcadılar pozisyonları ki zaten 1-0 geriye düştüler. Yani öyle bir şey ki Göztepe'nin yediği gol de yine bir jeneriklik gol. Her hafta jeneriklik gol yemekte gerçekten bayağı iyiler Göztepe. Yani Flemings bayağı iyi bir forvet aslında ama bir türlü daha tutturamadı kendisini. Ya Flemings de ne bileyim o biraz dağınık bir oyuncu yani. Club Brugge de sırf o yüzden disiplinsiz olarak takım birliğini bozduğu için Türkiye'ye yolladı. Adam Türkiye'de de bayağı hani etki yarattı. Tam bizim yarattı, lige göre bir oyuncu. Fizikli böyle vurup gidebiliyor bazen. Kafa vuruşları çok etkili. Duran toplarda etkili. Bunu kullanamadı henüz Göztepe. İlk haftalarda kullanıyordu ama son haftalarda onda da bir aynen sıkıntı öyle oldu. Ayrıca ama Göztepe yani yine de bu kadar yeni bir kadro kurmalarına rağmen ya üst sıralarda kendilerine yer buluyorlar şu anda daha ligin başları aslında. Yani çok da üst sıralar olmasa bile yakınlar potaya. Tabii, ama şimdi şöyle bir durum var. Yenemiyorsan da yani yenilmeyeceksin. Bu da var. Yani Göztepe en azından bunu başarıyor şimdilik. Aynen öyle. Yani ligin bu aşamasında alınacak puanlarda sonradan Göztepe açılınca bence onları üst çok, lige taşıyacak. Çok ben Göztepe'yi bayağı avantajlı görüyorum. Handball takımları da Süper Lig'de. Yani Göztepe eski günlere dönüyor herhalde. Eski günlere dönüyor gibi. Kutluyoruz İnşallah buradan Göztepe'yi. Buradan da Süper Lig'e çıkarlar. Evet. Diğer İzmir kulüplerine de başarılar dileyelim ve Karşıyaka'ya geçelim. Karşıyaka, Gaziantep Büyükşehir karşısında çok gol kaçırdı ve son dakikalarda kalecinin gene bir hatasıyla, kaleci Agaev inanılmaz hatalar yapıyor. Bu hafta da gereksiz bir şekilde boşa çıktı ve üstünden yani savunmaya çarpan top üstünden ağlara gitti. Bir mağlubiyet daha oldu. Karşıyaka'da Onur Alkan da kırmızı kart gördü son dakikada. Karşıyaka'da işler yolunda değil. Hocayla da yollar ayrıldı. Aynen. Karşıyaka'da hocayla yollar ayrıldı. Ve Yılmaz Vural düşünülüyor hoca olarak da. Yılmaz Vural 90-91 sezonunda Karşıyaka'yı yönetmişti. Şimdi 24-25 yıl sonra tekrar geri gelmiş olacak. Eğer gelirse tabii. Yılmaz Vural gelirse bence bir başarı olabileceğini düşünüyorum ben Karşıyaka için. Toparlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü Yılmaz Vural'ın genelde zaten başına geçtiği takımlar böyle ikinci ligde başarılı oluyor. Ya, ikinci ligde başarılı oluyor. Ayrıca böyle bir bayağı bir karmaşık bir dönemdeyken Yılmaz Vural başına geçiyor takımların ve toparlıyor takımı. Tam bir kaos hocası. Yani daha Elazığ'ı kurtarmıştı. Ertesi sezon kovdular. Elazığ küme düştü. Yılmaz Vural ayrıca zaten 3 takımı PTT 1. ligden çıkarmış. 13 takımı da düşürmüş Süper Lig'de. Bakalım Karşıyaka'ya gelsin. 4. takımda Karşıyaka olsun. İnşallah diyelim. Olur diyelim. Ve Altın Ordu bu hafta deplasmanda Kardemir Karabük'le karşılaştı. Ve maalesef sağdan beraberlikle ayrıldı. Ama Altın Ordu nispeten daha zor bir maçtı. Hani diğer ekiplerimize göre. Aynen öyle. Ama bu hafta başarılı oldular diyebiliriz Karabük deplasmanda. Karabük'te Romanyalı Marius Alexe ile çok etkili oluyor ileride. Ama şu anda bir başarısızlık söz konusu onlarda da. Altın Ordu gibi bir takıma diş geçiremediler. Altın Ordu ne diyorsun? Yolları açık sanki Altın Ordu. Şöyle bir şey var. Aynen Altın Ordu yani hiçbir katkı sağlamadı takım olarak kendilerine. Yani yeni transferler yapmadılar. İlk başlarda kötü başladılar lige. Ama şimdi yavaş yavaş tekrar düzeltiyorlar gibi. Ki Kardemir Karabük deplasmanı gerçekten zor bir deplasman. Maçta da bayağı pozisyon harcadı Altın Ordu. Kardemir Karabük de harcadı ama Altın Ordu'nun bu kadar pozisyona girmesi bile yani ileriki dönemlerde onlar için bir yani ışık yani bayağı önleri açık gibi görünüyor. Kesinlikle. Ben öyle yani başaracaklardır bence. Yani Altın Ordu biliyorsun bir sistem takımı. Hiç yabancıları yok. Hepsi altyapıdan gelen ya da Türkiye yani şey marketingi Türkiye olan oyuncular. Hepsi Türkiye'de aynen geçmiş oyuncular. Kerim'i de kaybetti. Balıkesir'e kaptırdı Altın Ordu ama şimdilik iyi gidiyorlar diyelim ve toplu sonuçları alalım istersen. 1461 Trabzon bu hafta kaybetti Samsun Spor'a. Göztepe Balıkesir 1-1, Boluspor 4, Şanlıurfa 2, Giresun 2, Denizli 2,
Alanyaspor 2, Adana Demir 2, Gaziantep 1, Karşıyaka 0, Elazığspor 2, Kayseri Erciyesspor 0, Adana Spor 2, Yeni Malatya 0 ve Kardemir Karabük 0, Altınordu 0. Puan durumunda ise Samsun zirvede. Her zaman olduğu gibi Samsun lige bam bam çok iyi bir başlangıç yaptı. Elazığ 14 domine puanla ikinci. Ya o her zaman öyle. Muazzam başarı sonradan bir düşüş sonradan oluyor. Sonradan düşüş oluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Karşıyaka yenerek 3'e yerleşti. Adana Demir 4, Kardemir Karabük Spor 5. sırada. Temsilcilerimizden Göztepe 9 puanla 7. sırada. Karşıyaka 5 puanla 13. Altınordu da Karşıyaka'yı geçerek 12. sıraya yükselmiş. Evet. Önümüzdeki haftada gene zor maçlar temsilcilerimizi bekliyor. Yeni Malatya deplasmanına gidiyor. Hiç kazanamadı Yeni Malatya bu sezon kendi evinde. Bakalım Göztepe'yi mağlup edebilecekler mi? Altınordu Elazığ ağırlıyor. Gene lig ikincisi Elazığ. Karşıyaka'da belki yeni hocası yetişirse yeni hocasıyla birlikte Alanyaspor'u ağırlayacak. Samsun, büyük Gaziantep olsun. Belediye ve Balıkesir Giresun'da göze batan diğer güzel maçlar. Karşı ve Adana Demir maçında büyük olsa da yardımcı antrenör olur. Ya bilmiyorum belki başında Yılmaz Vural çılgın bir hoca biliyorsun. Hani yani ben geldim falan yapıp takımın başına geçebilir diye. Yani. Yani Cüneyt Dumlupınar aslında yani zaten geçen 1461 maçından sonra da bir yani veto verdi yönetim ona Cüneyt Dumlupınar'a. Ama haklılar şimdi iyi ya. Para harcadılar. Yani tıpkı şey gibi neydi bizim Göztepe gibi bayağı iyi bir para harcadılar. Ve bir beklenti oluyor gerçekten sezon, taraftarda. Sezon daha başlamadan yapılan transferlerden sonra ben İzmir'i hatırlıyorum taraftarını yani diyorlardı. İşte sezon bayağı iyi iki takım çıkaracağız olacağız. Bilmem ne. Aynen ama işte öyle. O işler o kadar kolay değil. Takım olmak şey. Ha bence Göztepe bu geçiş dönemini iyi atlatıyor i̇yi diyelim atlatıyor. Ve Buca'ya geçelim istersen. Buca Spor bu hafta 90'da yediği golle, 96'da hatta yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı sahadan. Yani. Buca'da işler hiç yolunda değil ha. Buca'da işler gerçekten hiç yolunda değil. Yani şöyle bir şey, altyapısı çok iyi olan bir takımın yavaş yavaş çöküşe gitmesi yani beni çok üzüyor. Ya ama bu hani bir nevi beklenen bir şeydi öyle söyleyeyim. Hani Seyit Mehmet Özkan şimdi Altınordu'ya geçti. Altınordu Başkanı Buca Spor'la anlaşmazlıktan sonra Buca Spor'un tüm altyapısını Altınordu'ya geçirdi. Yoksa Buca'nın tesisleri falan çok acayip. Çok acayip çok yani ona rağmen bulmaları lazımdı ama sanırım orada da tıpkı Trabzon'da olduğu gibi paralel bir yönetim problemi var. Yönetim sıkıntısı var. Ya Fatih Karagümrük yani o kadar iyi bir takım da değil. Yani şu an ligde. Yani Buca Spor'un kalitesine göre yani çok alt düzey bir takım aslında ama işte Buca Spor gerçekten beklenenini gerçekleştiremiyor şu an ligde. Yani Buca Spor'a bol yani şans düşüşe dilerim. Düşüşe devam ediyor gerçekten. Üzücü. Altay'da bu hafta kazanan hani Altay yüzümüzü güldürdü. Sürpriz sonunda bir galibiyet. Hatta Yeşil Bursa karşısında 89. dakikada Serkan Işık'ın golüyle kazandı ve 3 maç sonra kazanmış oldu. Altay bu galibiyetle onları 11. sıraya atmış. Kutluyoruz Altay'ı. Aynen kutluyoruz. Toparlarlar inşallah. İnşallah ya. Toparlarlar ve yükselirler. Yani yükselmeyi geçtim de toparlasınlar yani. Burada hani giden bir kitle var. Yani ben arada gidiyorum. Bu pasolik yok biliyorsun oralarda. Tabii. Gideyim bir Altay maçına şey yapayım diyorum. Hala böyle 50-60 yaşında amcalar geliyor büyük maça. Büyük Altay'ı anlatıyorlar. Yani büyük ya oturun gençler diyorlar. Hani bizde bir maçı ayakta izleme hastalığı vardır ya. Oturun gençlerden amcalar gidiyor maçlara. Ya bu adamların sevinmesi lazım diyelim ve Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Asıl işte heyecanın olduğu yer, Galatasaray'ın olduğu yer. Galatasaray bu hafta Astana ile oynuyor. Nitekim diğer maçlara, diğer rakiplere nispeten belki de Şampiyonlar Ligi'nin hatta Avrupa'nın şu anda en kötü takımlarından biri olabilir Astana kağıt üstünde. Bir şey yapmayalım Astana'yı. Kötü ama ya şimdi Astana. Kötü de yani şöyle bir şey var. Apollon Nikosya gibi yani Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi bir takımı eleyip geldi. Yani sürpriz oldu gerçekten sürpriz Şampiyonlar Ligi için yani. Bu sezon ama bayağı yani yine de sürpriz bir takım olduğu için kapalı bir kutu bence. Ya ama adamların en büyük avantajı şey yani Galatasaray'la oynamalarını geçtim. Moğolistan'da oynuyorlar maçı ve Suni Çim'de. Ya Moğolistan bir baktım işte uçak rehberlerine şey bu Atletico falan nasıl gidecek diye 11 saatte gidiyor. Hani Benfica 11 saat, Atletico 9 saatte gidiyor buraya. Zaten işte Şampiyonlar Ligi de buna şey yapmalı. UCL Europe Şampiyon UEFA Şampiyonlar Ligi Avrupa'ya yönelik bir organizasyon ama bakıyorsun Astana var, Maccabi Tel Aviv var. Çok sakat yerler bunlar. UEFA yani sonuçta üye oldukları için böyle katılmaya şansları oluyor ama işte bir sürpriz oldu Astana için. Zaten Hamza Hoca da Suni Çim olaylarından ve soğuk havadan dolayı akşamları 1 dereceye kadar düşüyormuş Astana. Evet.
Soğuk havadan dolayı 2 gün önceden götürdü takım alışsın diye. Ama bir şey de var şimdi, biraz şans hani bu Eylül ayında oynamak. Düşsene orada hani Aralık'ta, tabii Kasım'da canım falan oynasa Allah korusun büyük sakatlıklar da olabilirdi. Şimdi Galatasaray'ın bir şansı var. Ne diyorsun? Kazanır herhalde Galatasaray. Galatasaray'ın kazanması lazım. Yani kazanır herhalde değil, kazanması lazım. Çünkü Astana ilk maçı da kaybetti Atletico'ya. Şöyle bir şey var, gruptan çıkması için Astana'yı hem deplasmanda hem kendi evinde yenmeli. Benfica'yla da zaten kafa kafaya. Ya bence hani önce bir şu Astana'yı yense de bir UEFA'yı şey yapsın. Hani bizim Galatasaray geçtiğimiz sezon Anderlecht vardı. Yani şeycu son dakikada çılgın işler yapmasa sıfır çekecekti Galatasaray Şampiyonlar aynen Ligi'nde inanılmaz şey biçimde. Ama Çelici kurtarmıştı. Ben Astana o yüzden kapalı kutu, hele bu fiziksel şartlar göz önünde bulundurulunca Galatasaray'ın işi biraz zor. Zaten Rusya'da yapılan maçlar gibi. Evet, 7'de oynanacak maç. UEFA orada bir kıyak yapmış yani Galatasaray. Akşamları 1 dereceye kadar düştüğü için yani bence gayet normal bir şey yapmışlar. İyi ki de yapmışlar çünkü sakatlıklara neden olabilir yani. Gene olur hem yani. Şimdi Galatasaray'da hangi oyuncu hayatında o soğukta oynamış ki yani? İşte. O var. Aslan'ın en büyük avantajı bu diyelim ve bir grupları alalım istersen. Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grupları da var. Hani nispeten daha kolay gruplar da var. İlk olarak Bayer Leverkusen'li grup. Yok, düzeltiyorum. Real Madrid'li grupla başlıyoruz. A grubunda Real Madrid 3 puanla lider. Paris'in de 3 puanı var. Bu grup nispeten daha iki grup ayrılmış. Malmö, Shakhtar Donetsk aşağıdalar. B grubu yani biraz daha eşit güçler var. PSV, Wolfsburg, Manchester United ve CSKA Moskova. Manchester ilk hafta iyi başlamıştı ama sonradan 2-1 mağlup oldu. Yani PSV'ye mağlup olması yani şok etkisi yaratmış ki Premier Lig'de de gayet iyi gidiyorlar. C grubu da biliyorsun Galatasaray'ın her zamanki kura şansı bayağı. Yani Benfica ve Astana çok kolay ya. Şimdi burada bakınca Galatasaray şey. Benfica'yı o kadar kolay demeyelim bence. Yani ya, bakalım bence yener Galatasaray. D grubunda ise tam işte ya bu grup nasıl bu denk grup gelmiş böyle ya. Sevilla, Juventus, City ve Mönchengladbach. Mönchengladbach da hocayı değiştirdi. Bu hafta bir sürpriz yapabilirler. E grubunda Bayer Leverkusen lider. Barcelona ve Roma geçtiğimiz Hakan maçlarda. Hakan Çalhanoğlu şov yapıyor. Bu hafta da biliyorsun Barcelona deplasmanına gidecekler. İşleri hiç kolay değil. Bakalım. Belki kendini kanıtlayıp acaba Barcelona'ya yapar. Bence Mesut gibi bir hikaye çıkacak oradan. Bate Borisov da son sırada. F grubunda ise Bayern Münih ve Dinamo Zagreb ilk iki sırada. Arsenal ve Olympiakos 3 ve 4. sıradalar. G grubu gene çok ilginç bir grup. İlginç. Chelsea, Porto, Dinamo Kiev ve Maccabi Tel Aviv var. Chelsea lider. Porto ve Dinamo Kiev'in birer puanı Chelsea var burada. Chelsea hep Şampiyonlar Ligi'nde böyle güçsüz gruplara düştüğünü yani fark ettin mi hiç? Chelsea hep öyle ama ya. Hani çok şanslılar ya. Şanslılar. Galatasaray'dan yönetici falan aldılar herhalde. Yani aynı şeyde baya kolay gruplara düşüyor her seferinde Chelsea. Ama Galatasaray'ın geçen sezonki grubu geçen sezon değil ya, ondan önceki. Juventus'u Real Madrid diyorsun. Onda da şimdi hani şey yapmış, Tanrı yardım etti biraz o karlı şeyde. Karlı. Hatta bir de orada bence stat yönetiminin de şeyi var. Düşünsün ilk yarısı oynandı maçın, ikinci yarısı sonra devam ettiler. İkinci yarıda ne hikmetse Karep Juventus'un hücum edeceği sahaya yanmış. Orada çok büyük bir şansı vardı. Allah katında Galatasaray'ın kutluyoruz. Stat yönetimini. H grubunda da Zenit, Olympique Lyon, Gent ve Valencia var. Yani bu gruplar zayıf Valencia'nın, yani. Valencia'nın son sırada olması Avrupa yani Ligi'nde bence daha iyi gruplar var. Hani sadece temsilcilerimize değineceğiz. Sonraki dönemde Fenerbahçe'nin grubu Şampiyonlar Ligi grubu gibi. Hepsi şampiyon üstelik takımların. Hani Fenerbahçe dışında oraya gelen Celtic, Ajax ve Molde liglerinin şampiyonları. Orada Fenerbahçe'de kura şansını konuşturmuş gerçekten. Molde de gösterdi ilk maç ne kadar güçlü. Şampiyonlar Ligi'nde yani düşük kalitede takımların olması aslında güzel bir şey bence. Yani düşük kalite dedi. Yani sonuçta bu bir takım oyunu. Yani her takım türlü oyunu. Bir şey başarılabiliyor da ne bileyim çok düşük kadro şeyler kalitesi var ya. Olarak şu hani Fenerbahçe'nin gruba baksana sen. Hatta onu geçtim. Beşiktaş'ın grubunda Lokomotiv Moskova Sporting'i 3-1 yendi. İnanılmaz deplasmanda. Ömer Niyaz çok iyi oynuyor. Orlar bayağı karışacak. Beşiktaş'a da buradan tehlike sinyalleri Niyaz'da. Burada Ömer Faruk otururken hatırlıyorsun belki. Fenerbahçe çok rahat çıkar. Celtic'le deplasmanda yani liderlik mücadelesi yapar demişti. O da bir şok oldu hem herhalde. Hem de Molde maçından önce demişti bunu ama. Evet, Molde maçından önce Molde demişti. Molde maçından sonra ulaşamadık kendisine öyle hatırlıyorum. Bu hafta da katılmadı aramıza Ömer. Diyelim ve hemen fikstüre bakalım.
çok güzel maçlar var. Yani beni heyecanlandıran, şahsen futbol sever olarak çok güzel maçlar var bu hafta. Barcelona, Leverkusen, Bate Borisov, Roma, Bayern Münih, Dinamo Zagreb, Arsenal, Olympiakos maçları oynanacak E ve F gruplarında. G grubunda ise Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev, Porto, Chelsea, Lyon, Valencia ve Zenit Gent maçları var. Galatasaray ise yarın oynayacak Galatasaray maçını. Astana, Galatasaray 7'de, akşamüstü 7'de maç. Atletico Benfica ile oynuyor. Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Juventus, Sevilla. Ya bu grupta her maç çok güzel ya. Ben ne bileyim, bu iki maçın birinin 7'de birinin 21.45'te başlaması lazım aslında. Malmö, Real Madrid, Manchester United, Wolfsburg, CSK, PSV'de bu haftanın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Sevilla son maçları. Juventus'un yani şu an formsuz olması. Evet, Juventus. Kadro fena değil bence aslında. Bence sürpriz yaratabilir Sevilla konusunda. Bence Juventus Şampiyonlar Ligi'ni iyi tutacaktır bu ayrıca sene. Çünkü Porto Chelsea maçında da Chelsea formsuz. Bu aralar. Yani ya iki eski şampiyonun böyle formsuz olmaları. Ya bunlar, yani her sezon böyle oluyor. Yani bir yerden sonra patlıyorlar diyelim. Hani Chelsea sonuçta kötü bir takım değil ama ne bileyim, Courtois sakatlandı. Petr Cech'i yok pahasına Arsenal'a yolladılar. Sattılar. Şimdi Begovic'e. Asmir Begovic'e. Hani iki top tutsa da Begovic boşnak kaleci, yolumuzu bulsak diye bakıyorlar ama o iş o kadar kolay değil. Barcelona'da da bu hafta Messi'yi izleyemeyeceğiz. Şampiyonlar yani iki ay izleyemeyeceğiz. Messi'ye nazar değdi herhalde. Orada kendini zorladı. 5 dakika daha oynadı sanırım. Aynen öyle. Sakatlandıktan tekrar sonra. Güzel. Sahaya girip tekrar oynadı ama İşte böyle yapamadı. Yiğitliklere gerek yok Messi'cim. Sen yapma böyle şeyler. Yani küçücük çocuksun yani bizi zaten. Bizi esirgiyorsun böyle. Evet, seni izlemek bayağı büyük keyif ama artık olmayacaksın. Arda da yok ya. Bu keşke transfer etti. Tam işte Arda'nın zamanı. Tam şu an Arda'nın zamanı. Ama Arda da bundan yararlanamayacak. Porto, Chelsea ve hangi maç demiştik? Juventus, Sevilla sanki. Bunlara dikkat edelim çok demiştik. Çok tehlikeli maçlar bence. Bakalım. Buradan bütün takımlara iyi oyun dileyelim. Bol sakatlıksız. Dikkatli. Sakatlıksız, sağlıklı, sağlık güzel önemli maçlar dileyelim onlara ve hemen UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye geçelim. Burada sadece temsilcilerimizi değerlendireceğiz. Fenerbahçe A grubunda yer alıyor ve son sırada şu anda. Molde lider, Ajax ve Celtic'in de birer puanı var. Fenerbahçe burada bir hani favori gene ya Fenerbahçe. Hay kadroya bakınca kağıt üstünde en iyi kadro Fenerbahçe'de. Şöyle bir şey var ki Celtic Park'ta. Ha yani, tabii deplasmanlar deplasman zor. Deplasmanlar kesinlikle zor olacak ama Celtic hem de. Ama bu son hafta yani moraller eğer bozulmadıysa Beşiktaş maçından sonra Fenerbahçe Celtic Park'tan bir galibiyet çıkarabilir ya. Bence çok zor bir şey değil. Tabii zor o oyunda bir düşün şey hani Markovic yok gerçi ama hani ya ikinci kadrosu da çok iyi Fenerbahçe'nin. Volkan Şen giriyor. Yani yerel olarak en iyi kanatlardan biri giriyor. Lazar Markovic'e tabii bir tutulamaz ama ya bayağı iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Ne diyorsun? Kurtarır herhalde buradan Fenerbahçe. Ya kurtarır, inşallah kurtarır. Yani kurtarması lazım. Çünkü Molde yenilgisi beklenmedik. Molde yenilgisi yani bir 3 puana patladı onlar için yani. Yani 3 puan kesin gözüyle bakılıyordu. Hani Molde'yi yener diyorlardı. Ama olmadı. Bu 3 puanı telafi etmek için Celtic deplasmanı onlar için çok önemli bir deplasman. Ki inşallah kazanırlar ama Celtic Park'ın da ben yani atmosferi yani bayağı etkili. Yıllardır ki Celtic'in destekleyen taraftarı hiç eksilmiyor. Sürekli dolu. Ayrıca hafta sonu da kazandığını ben biliyorum Celtic'in. Evet, Celtic gene 3-1 olması lazım. Galibiyetle ayrıldı sahadan. Ama yani bu Molde hani Fenerbahçe böyle oynuyorsa Celtic'e de Ajax'a da böyle oynayacak. Bence bu hani 3 takım eşit puanda bitirebilir bu grubu. Öyle bir şey gözüküyor. Yani bir beraberlik daha alacaklarını varsayarsak Celtic ve Ajax'ın birer tane daha Fenerbahçe'nin bir şansı olabilir diyelim. Bence hemen maç programını verelim istersen. Oradan gidelim. Celtic ve Fenerbahçe. Molde ile de Ajax oynayacak. Saat, siz o ekranda yazana bakmayın Avrupa'ya göre o saat. Ken Hansen'in yöneteceği maçta Fenerbahçe Celtic Park'ta Celtic'e konuk oluyor. 22.05'te başlayacak maç. Türkiye saatine göre Perşembe günü Pavel Radzikovski'nin yöneteceği maçta da Molde kendi evinde Ajax'ı ağırlayacak. Molde'nin bu maçta alacağı skor grubun belki de kaderini belirleyecek. Ajax'a orada bir kaybetmeleri ya da kazanmaları. Molde'yi bir anda büyük favori yapar Molde'yi bu yani beraberliklerin ön plana çıkabileceği bir grupta. Molde'nin kazanması ortalığı karıştırır diye düşünüyorum ben. Bence yapar ya Molde. Ya hiç boş bir takım değilmiş yani burada geldik gördük. Yani orası öyle de ya bilmiyorum belki de ben Fener'in hatalarından dolayı da Fenerbahçe'nin hatalarından dolayı da
İyiydi ya. Fenerbahçe bu ligde de hata yapıyor ama işte Kasımpaşa'yı yeniyor, ondan sonra diğer i̇şte, oynadığı yerel takımları yeniyor. Benim söylemek Avrupa'da istediğim buydu. Avrupa'da öyle olmuyor işte. Aynı. İşte abi, benim söylemek istediğim buydu. Doğru, hani Molde bizim takımlardan daha mı iyi? Bir Eskişehir Spor kadar harcıyor mudur para? Ya da Bursa Spor kadar, ama işte onlar diş geçiremezken Molde başarıyor bunu. Bir sistemde de bir iyilik bir var Molde'de. Bir sistem var işte takımda. Bence Ajax'a da ters geleceklerdir. Fenerbahçe'yle bol şans dilerim Celtic karşısında. Ve Beşiktaş'ın grubuna geçelim. Lokomotiv Moskova belki de grubun en belirleyici galibiyetini aldı geçen hafta. Beşiktaş'ta İskender Bey'i zor da olsa yenmeyi başardı deplasmanda. Sporting Lisbon son sırada yani eksi 2 averajı var. İskender Bey de 3. sırada. Beşiktaş ve Lokomotiv Moskova'nın bu hafta alacağı birer galibiyet. Yani diğer iki takımı bir anda yani grupta, hadi siz bir gidin kendi aranızda takılın kardeşim demeye getirecek. Sonra da Lokomotiv ile Beşiktaş için savaşabilir Beşiktaş. Evet, ilk iki için de muhtemelen böyle bir şansı olacak Beşiktaş'ın. Sen neler düşünüyorsun bu grupta? Tabii. Lokomotiv birbirine kattı grubu. Lokomotiv gerçekten çok başarılı oynuyor. Ömer Niyaz az önce de belirttiğimiz gibi çok formda. Bu hafta sonra da yine gol attı. Lokomotiv bu hafta sonu da kazandı. Yok hayır, kazanamadı. CSK ile oynadı. 1-1 bitti yalnız, hatırlamışsın. 1-1 bitti. Ha, o zaman ondan önceki haftayı hatırlıyorum ben, özür dilerim. O hafta kazanmıştı 2-0 diye. Lokomotiv yani başarılı bir takım. Özellikle Fernandes, Beşiktaş'ın eski Vedran tanıdık ismi. Korluka falan var aslında. Hani Korluka var. Para konuşuyordum. Bilic'in de eski takımı. Para konuşuyor biraz orada. Bir küçük bir Beşiktaş mı diyorsun? Yani aslında yerel bazda söylenebilir. Doğru, katılıyorum buna. Doğru, öyle bir şey. İşte ama Oman Niyaz'ın çok başarılı oyunu, ki İskender Bey'e karşı da kendi evinde oynayacaklar. Bu hafta kesin kazanacaklar diye düşünüyorum. Yani İskender Bey'e zaten bu grupta yani ben şans tanımıyorum. Evet, onlar bu işte bir tane kurşunları vardı Beşiktaş maçında, onu atmaya çalıştılar ama o da yetişmedi. Son dakikalarda bir etkili oldular evet, aslında. Evet, Tolga'nın kurtarışları falan var. İlginç biçimde top kurtardı Tolga. Bir yürekler orada, ağza geldi evet, son dakikalarda. Tolga kurtardı orada Beşiktaş'ı. Beşiktaş Sporting'de ya belki de haftanın en iyi maçlarından biri olarak gözüküyor. Kesinlikle. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Olimpiyat'ında ağırlayacak Sporting Lisbon'u. Paolo Tagliavento yönetiyor maçı, İtalya'dan. Saat 8'de başlayacak maç, Perşembe günü. Sporting bu hafta sonunda mesela berabere kaldı bu haftaydı. Yani Sporting bilmiyorum, bir olmuyor o takım ya. Hani Jorge Jesus'u getirmişler ama Jorge Jesus'un hani daha öncesinde baktığımızda Benfica'da kanatlardan yürüyordu. Hatta evet, final oynadıkları sene kanatlarda biliyorsun Lazar Markovic ve Gaitan vardı. İleride de Cardozo. Hani sistem belliydi. Şimdi ileride nispeten hani İslam Slimani ve Teofilo Gutierrez o Cardozo görevini görebilir evet, Sporting'de ama kanatları oldukça zayıf. Nani'yi falan da kaptırdıktan sonra Fenerbahçe. Slimani çok etkili oluyor ama o da evet, tehlikeli. Beşiktaş Cezayir'de Slimani olmalı. Yani böyle denk gelince Türkmen kendi bayrağına benzeyen bayraklı takıma ters gelebilir. Lokomotiv de İskender Bey'i yenecektir herhalde. Yani Lokomotiv kesin yenecektir. Beşiktaş da gerekli önlemleri alırsa Sporting'in belli başlı oyuncularıyla ilgili. Ya ben Gutierrez'i o kadar başarılı bulmuyorum Sporting'de. Gutierrez beklenilen performansı göstermiyor. O Trabzonspor'daki Gutierrez. Tabii canım. Şenol Güneş'le bayağı adam lige damga vurmaya şey yapmıştı ama. Aynen, şu an Sporting Lisbon'la beklenileni veremiyor Gutierrez. Ama Süleyman'ı çok etkili. Allah, zor Beşiktaş'ın işi bence. Süleyman'ı? Hava koşulları da kötü şimdi. Kaan. Yani İstanbul'da yağış varmış. İstanbul'da yağış var ve Atatürk Olimpiyat'ta. Atatürk Olimpiyat'ta. Senin evinin oralar. Sen daha iyi bilirsin hava şartlarını. Rüzgar da çok etkili. Rüzgar da çok etkili. En son Fenerbahçe maçında da gördük. Hani topu Tolga dikiyor. Ya, ama çok ileri gidiyordu. Hepsini geçtim. Quaresma'nın Trabzonspor'a attığı gol. Hani resmen yukarıdan bir böyle ilahi bir güç üfledi. Topu içeri düştü. Ben böyle bir şey görmedim uzun süredir. Bir anda yön değiştirdi. Uzun süredir bir sahanın bu kadar bir skora etki ettiğini görmemiştik. Aslında bu işte Beşiktaş'ta oyuncular için hani bir şey katkı yani bu da. Katkı da bir devrede karşısında oynuyor yalnız. Beşiktaş'ın savunmasının sıkıntısını göz önüne alınca. Rüzgarı aldıkları anda arkasına, o anda bitirmeleri evet, lazım. O anda yani ilk yarı o tarafa doğru giderse dediğin olabilir. Ama ikinci yarı işte Trabzon maçında hatta bu hafta işte top Volkan vurduktan sonra bir anda top havalandı. Ersan faul yaptı. Hakemin sarı kartı göstermedi. Bacağını kaldırdığı pozisyon. Ya çok ilginç şey, stat yapmışlar. Dediğim gibi ya, o stadın yıkılması lazım. Stadın yıkılması lazım değil de bence üstünü kapatmaları lazım. Yok, üstünü nasıl ya, zaten yapmış adam. Yarısı kapalı biliyorsun. Yarısı da yani bildiğin yer seviyesinde bir şey yapmış. Öyle bir projeler dönmüştü çünkü. Ya, o işte Euro kaça ataydık? 2020 olmalı. 2020'ye o zaman şey vardı. Onu da kazanamadık. Fransa kazandı.
Yani. Veya yok bu seneki Euro 2016. 2016 aynen mı? Bu sene Fransa'da zaten. Doğru, biz olimpiyatlardan şey yap. Ya çok kötü. Keşke alsaydık birini de, belki ülkede tesis falan ya, yapılır. Ya şöyle bir şey, böyle şey organizasyonları hep belli başlı takımlara vermeleri, ya takımlara diyorum, ülkelere vermeleri çok saçma. Tabii bu sene Eurobasket'te biliyorsun finaller ya, Fransa'da Fransa'daydı. Yapıldı. Zaten Fransa kaç kere Euro Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Ya versenize işte Türkiye'ye yani. Belki güvenememişlerdir. Yani olimpiyatta özellikle o çok şeydi. Biliyorsun olimpiyada aday olduğumuz zaman burada şey altyapıları geçiyor. Ulaşım altyapıları işte. Nereden aktarma yapılır, nereden şey yapılır. Hani Japonya'nınki küçük çaplı bir böyle damar sistemi gibiydi. Her yerden her yere gidilebiliyordu, şehrin bir ucundan bir ucuna. Ya İstanbul'unki onun yanında böyle hani oyuncak trenler oluyor ya, kuruluyor böyle portatif. Onlar gibiydi. Ben onu görünce ya belki de onlardan da şey yapmıyorlardır. Öyle sonuçta bir organizasyon konfor yok ki İstanbul'da. Öyle bir organizasyon olduğunda İstanbul'daki ben keşmekeşi zaten düşünemiyorum. Yani o kapkaçlar şeyler. Ay hayal edemedim. Diyelim ve eklemek istediğim bir şey yoksa kapatalım istersen yok, programı. Yok teşekkür ederim. Vallahi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Fevzican Özbek. Kaan'a da çok teşekkür ediyorum ve huzurlarınıza ayrılıyoruz. Sportal'da haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.